Merhabalar. Türkiye, AKP'li bir belediyenin merkezde yer aldığı skandalı konuşuyor. Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin organizasyonuyla çevreye duyarlı bireyler yetiştirme eğitimi için Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği ortaya çıktı. Dönen 2 kişi belediye başkan yardımcıları. Olayın 3 tarafı var. AKP'li belediye, Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği ve Almanya'da faaliyet yürüten Mega Kilit adlı bir şirket, bir GmbH, bir de kritik bir isimden söz ediliyor. O da Bingöl'ün Servi Belediyesi'nin yine AKP'li eski belediye başkanı Ali Ayrancı. Önce bir Ali Ayrancı'yı görelim. Çünkü iddiaya göre bütün organizasyonu Ali Ayrancı yapmış. Bugün iddiaların merkezindeki Almanya Hannover şehrinde bulunan Mega Kilit GmbH adlı şirketi aradım. Ve Ersin Kilit adlı bir şahısla görüştüm. Ersin Kilit bana kendisinin firmanın bir çalışanı olduğunu söyledi. Kendisini öyle tanıttı. Ama yönetici olduğunu söyleyenler de var. Şirketin internet sitesinde müdür olarak görülen kişi Hazime Kilit. Yani soy isimleri benzer ama yönetici pozisyonda Hazime Kilit var. Öncelikle şunu belirteyim. Almanya'daki şirket konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ersin Kilit'e skandala dair bütün soruları sormaya çalıştım. Ve o cevapları tek tek sizinle paylaşacağım. Ama önce skandal nasıl ortaya çıktı onu bir hatırlayalım. CHP Yeşilyurt Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Günnur Tabel olayı AKP'li belediye başkanına sordu ve arkası çorap söküğü gibi geldi. 53 kişilik bir kafilenin katılmasının planlandı. Gezi için belediyemizde temsilat bir heyetin gönderilmesine, yol, konaklama ve inşa bedelleri gibi tüm masrafların ilgili firma tarafından karşılanacağı inceleme gezisine, belediyemizi temsilen Belediye Başkan Yardımcımız Şahin Özel, Belediye Başkan Yardımcımız Bekir Karakuş'un katılımlarının kabulüne yapılan oylamada oy birliğiyle karar verilmişti. 1. Bahsi konu dernekle imzalanan protokolün içeriği nedir? 2. Belediyemizin gerek bu şirket ve gerekse bu dernekle bağı nedir? 3. Bu gezide iki belediye elemanı dışındaki 43 kişinin ülkeye dönmediği doğru mudur? 4. Eğer dönmüşlerse giriş çıkış yapanların tam listesini görmemiz mümkündür. Şimdi de Ersin Kilit'le yaptığımız röportajın ilk bölümüne beraber bakalım. Merhabalar, ismim Fatih, gazeteciyim. Mega Kilit GmbH yetkililerinden biriyle görüşebilir miyim? Şu an kendisi burada değil ama nasıl yardımcı olabilirim size? Birkaç gündür Türk medyasında bir haber var. Malatya Yeşilyurt Belediye Meclisi vesaire. Malatya'dan 45 kişinin Almanya'ya getirildiği bir çevre projesi kapsamında ve bunu Mega Kilit GmbH şirketiyle düzenlenen bir program çerçevesinde olduğuna dair. Abi bizimle bir alakası yoktu. Yani biz Almanya'daki insanlar ya da burada büyüyen insanlar hepimiz Türkiye'ye gittiğimizde bizi kazıklıyorlar. Öyle bir şeyle bir alakamız yoktur. Biz de haberleri gördük. Bize rica ettiler. Biz Almanya'ya geleceğiz. Tamam dedik, gelin buyurun. Misafiriniz olacağız, buyurun gelin. Bir evrak gönderdik, başka bir şey yok bizde. Bizim gönderdiğimiz yazı zaten kendileri hazırladılar. Almanya'da zaten siz Almanya'da kalıyorsanız siz de biliyorsunuz bizim klavye bile uymuyor. Kendileri yazdı, bize gönderdi, biz de alıp imzalayıp geri gönderdik onlara. Ama dikkat de etmedik yani bunlar nedir neyin nesi, sonuçta biz de onlara güvendik. Belediyedir, iktidardır. Biz belediyeye güvendik. Mega Kilit GmbH çalışanı ya da yöneticisi Ersin Kilit'in 14 ay önce 15-27 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen programla ilgili sorulara verdiği ilk cevaplar böyle. Mega Kilit şirketinin sahiplerinin tıpkı skandalın baş kahramanı olmakla suçlanan Bingöl'ün Servi Belediyesi'nin yine AKP'li eski belediye başkanı Ali Ayrancı'yla hemşeri oldukları görülüyor. Ersin Kilit, Ali Ayrancı dahil 5 kişiyi ağırladıklarını ama AKP Belediyesi merkezi bir insan kaçakçılığından haberinin olmadığını söylüyor. Şimdi de röportajın o bölümünü ekrana getirelim. Mesela yetkili olarak Hazime Kilit görünüyor. Geschäftsführer yani yönetici olarak. Doğru mudur? İnternet sitenizde çünkü böyle yazıyor. Doğrudur. Hazime Hanım'ın hiçbir haberi yok bu işte. Hı hı. İsmimi vereyim, sorun değil. Hani aynen kendi kişi Ersin Kilit'le görüşüyorsunuz. Anladım. Hazime Kilit orada neyiniz oluyor? Hazime Kilit neyiniz oluyor? Hazime Kilit kişi sürüyor.
Tamam. Sizin bir yakınınız oluyor mu? Çünkü bu galiba bir aile şirketi. Hüseyin Kilit var, Hazime Kilit var, Zeynep Kilit var şirket bünyesinde. Yok, bunlar değişmiş şeyler, değişmiş geşäft sülalardır, yani müdürlerdir, değişmişler. Anladım. Ama dediğim gibi Hazime Hanım'ın hiçbir haberi yok. Bu arada Mega Kilit GmbH verilen adres doğrudur. Bizim adresimizdir. Bizim büro buradadır. Buradayız. Emlak işini yapıyoruz. İnşaat işini yapıyoruz. Kim gelmek istiyorsa buyur gelsin. Kapımız herkese açıktır. Malatyalı mısınız? O yüzden mi sizi buldular? Neden sizi Yok buldular? yok, biz Bingöl'üyüz. Bilmiyorum. Bingöl'üyüz, burada büyümüşüz. Bu internette şirketin bir fotoğrafı var. Doğru yer midir Doğru. o? Yok, doğru yer değil. Çünkü o çok eski bir iki katlı yapı gibi görünüyor. Orası şu an inşaattır. İnşaat. Yıkıldı, yeni yapılıyor. Belediye yetkililerinden hiç kimseyle görüştüğünüzü, kiminle görüştüğünüzü, nasıl bir diyalog kurduğunuzu hatırlamıyor musunuz? Bir belediyeye böyle bir 45 kişilik davetiye gönderiyorsunuz. Valla abi, dediğim gibi maalesef biz davetiyeyi de biz göndermedik. Kendileri bize gönderdi, biz imzaladık. Elazığ'da da böyle bir şey yapmışlar. Köln'de olmuş böyle bir şey. Mehmet diye birisi. Yani burada kimin almışlar arası, kime biraz yakınlık göstermişse, kim safsa alıp kullanmışlar. Anladım. Peki bununla ilgili ben kalkıp gelsem benimle görüşür müsünüz? Bir yetkililer burada değildir. Bununla ilgili Alman yetkililer size ulaştı mı? Yetkililerle bir şeyimiz yok ki. Sonuçta Türkiye'de olan bir şey de Almanya'da olan bir şey değildir. Yani böyle insanlar gelmiş mi, gelmemiş mi, onu da bilmiyoruz. Siz bu kişileri hiç görmediniz mi? Biz hiç görmedik onları. Ya böyle bir etkinlik bu tarihler arasında yapılmadı mı? Yok. Sadece 5 kişi geldi oradan. 5 kişi geldiler. Onlar da bizim misafirimiz oldu. Kendileri burada 4 gün mü kaldı bilmiyorum valla. Kaldığı oteller falan bellidir. Kaldığı yaptıkları program bellidir. Kimler geldi isim olarak? Şey gelmişti. Ali Ayrancı gelmişti. Bekir Karakuş gelmişti. Şahin Özer gelmişti. Nusret gelmişti. Soy ismini bilmiyorum şimdi. Ben bu bilgileri haberde kullanmak istiyorum. Muhataplara sormak istediğim için doğrudan sizi aradım. Abi şimdi ben kendim şahsım 2011'de Türkiye'ye gittim. Benim 5 tane dükkanım vardı. Sattım, oraya gittim. 500 bin euro para bana şey yaptılar. Beni kandırdılar. Yani Burada da Türkiye'de ne kadar kandırıldığınızı mı selam düşünüyorsunuz? verirse suçlu çıkmışız. Burada da kandırıldığınızı mı düşünüyorsunuz? Aynen. CHP'lerin verdiği önergeyle ortaya çıkan skandalda önemli ayrıntılar var. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba olayın Malatya'yı ve küçük bir belediyeyi aştığını söylüyor. Belediye meclis üyelerimiz geçtiğimiz günlerde belediyeye soru önergesi vermişlerdir. Almanya'ya geçtiğimiz Eylül ayında belediyenin gri hizmet pasaportu alarak göndermiş olduğu 45 kişiden 43'ün dönmediği iddiasını gündeme getirmişlerdir. Belediye başkanı ise cevap verme gereği bile duymamıştır. Elinizde belge varsa konuşayım demiştir ve bu olayın üzerine kapatmaya çalışmıştır. Tedbir olarak da Yeşilyurt Belediyesi, daha önce komisyonlarda yer alan Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine komisyon üye sayıları 5'ten 4'e düşerek komisyonlara sokmamıştır. Ortada Yeşilyurt Belediyesi'ni Malatya'yı aşacak çok ciddi bir olay var. Dernek kim? Malatya'daki dernek. İsim var burada, Malatya Valiliğine başvuru yapıyor. Ersin Kilit'in daveti üzerine diyor. Ersin Kilit'in daveti üzerine bir organizasyonu Almanya'ya 45 kişi götürmek istiyor. Belediye meclisine geliyor. Gündür Hanım söyledi. Gündemde yok. Gündemde yok. Belediye meclisinde o an ek gündemle bir ek gündem getiriliyor. Ve ek gündemle sadece bir Ali Cengizoğlu'yla, Katakulli'yle iki kişi için onay isteniyor belediye meclisimizden. Dernek üyelerinden bahsedilmiyor. Hizmet pasaportu verirsin diyor valilik. Valilik bu hizmet pasaportunu veriyor. Belediye başkanı, belediye yetkilileri bu konuyu gizliyor, kapatıyor. Valilik bu konuyu gizliyor, kapatıyor. Bir insan kaçakçılığı mı var? Ya da bir FETÖ ilişkisi mi var? Bu ortaya çıkarırsın. Kim yapıyor? Ali Ayrancı isminde 2009-2014 yıllar arasında Bingöl, Sevri belediye başkanı olan birisi yapıyor. Kimle yapıyor?
AK Parti'nin belediye başkanı yapıyor. Yani ortada bir parti ilişkisi de var. Bakın arkadaşlar, Ali Ayrancı bu. Bingöl'ün 2009-2014 Sevri Belediye Başkanı. AKP eliyle bir insan kaçakçılığı yapılıyor. Burada soracağı soru şu. Yeşilört Belediyesi ya da Belediye Başkanı kaç TL ya da belediye kaç TL para aldı bu işten? Ne kadar para aldı? Başka çıkar ilişkisi var mı? Başka ilişkisi var mı? İlişki var mı? Bunların ortaya çıkarılması gerekiyor. Bunların gizlenmemesi gerekiyor. 7 ay geçmiş, valilik kapatmış, belediye kapatmış, İçişleri Bakanlığı'na tık yok. Şimdi açıklama yapıyorlar. Şimdi işin anlaşılmaz tarafı şu, CHP'li Veli Ağbaba birçok haklı soru soruyor ama mesele nasıl oluyorsa dönüp dolaşıp tırnak içinde FETÖ ya da Gülen cemaatine geliyor. Yani olayı organize eden AKP'li eski bir belediye başkanı, olayın merkezinde, skandalın merkezinde AKP'li bir belediye var, valilik var, İçişleri Bakanlığı var, soruşturmayanlar yine aynı makamlar. Mesele nasıl cemaate bağlanıyor? Bu işin ayrı bir tarafı. Ama biz gelelim skandalın ayrıntılarına, yani Veli Ağbaba'nın bıraktığı yerden devam edelim. Önce gidecek isimler Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği'ne üye yapılmış. Sonra da Yeşilyurt Belediyesi görevlisi olarak gri pasaport için İçişleri Bakanlığı'na müracaat edilmiş. Haliyle de anında iktidar partisinin düzenlediği bir organizasyona katılan bu kişilere pasaportlar verilmiş. Ersin Kilit'e AKP'li bir belediye ile beraber uluslararası insan kaçakçılığıyla suçlanıyorsunuz. Bu konuda ne söyleyeceksiniz sorusu dahil 4 önemli soru sordum. Cevapları sizinle paylaşmadan önce 2 noktanın altını çizmem lazım. Bunlardan birisi, biz kimsenin masraflarını karşılamadık diyor Ersin Kilit. İkincisi, AKP'li belediye ile birlikte düzenledikleri organizasyona dair resmi bütün belgelerin silindiğini savunuyor. Normalde hiç bu tip projeler falan yapıyor musunuz? Yani neden yok, size gelip başvurdular? Yok, falan bir şey yapmıyor. Şu an bizim kültürümüzde böyle bir şey vardır. Yani birisi seni aradığı zaman senin misafirin olmak istiyoruz. Buyur diyoruz. Yani bizim kültürümüzde vardır böyle bir şey. Davetiye mi gönderdiniz siz? Aynen, bir evrak gönderdiler. Onlar kendileri yapıp gönderdiler. Peki oradaki muhatabınız kimdi? Doğrudan belediye başkanıyla mı bu süreç yürütüldü? Kimle görüştünüz? Direkt belediye şeyleriyle görüştük, belediyeyle görüştük. Onlar bizi bir arkadaşın aracıyla bizi şey yaptı. Biz de tanımıyoruz, onları da tanımıyoruz aslında. Size gönderdikleri bir yazı, aranızdaki yazışma vesaire var mı? Bunu bizimle paylaşabilir misiniz? Onlar bize gönderdiler. Biz imzalayıp onlara geri gönderdik. Ama sizde bir kopyası kalmadı mı? Yarın bir gün, yani neticede şirketin faaliyeti olarak bunu bir yere kaydetmeniz gerekmiyor mu? Doğru söylüyorsunuz. E-mail'de vardı. Hı-hı. Bizim e-mail'de vardı. Speicher Platz diyoruz biz ona. Speicher Platz yetmediği için biz de bazı şeyleri sildik o zaman. Hı-hı. Sadece onu tek değil, bayağı şeyleri sildik ki bize mail gelsin. Yoksa bize mail gelmiyordu. Yani hafızada yer olmadığı için maili sildiniz. Aynen. Hepsi benim WhatsApp'ımda vardı. WhatsApp'ımda Türkiye'ye gittim. Oradan Türk kartını kullandım. O kartı çıkarttım. O kartı çıkarttığım zaman kaybettim o kartı. Hı-hı. Hepsi gitti. Hiçbir data yok bu konuda. Hiçbir şey sizin silmemiştim ama dediğim gibi Türk kartını taktım. O kartı çıkarttım, o kartı kaybettim orada. Şöyle bir iddia var, buna ne dersiniz? Organize bir şekilde AKP'li belediye insan kaçakçılığında rol oynadı. Yurt dışına yasa dışı yollarla insan kaçırma olayı. Şimdi ben o insanları görmediğim için bir şey diyemem. Almanya'ya gelmiş mi, gelmemiş mi, başka ülkeye gitmiş mi? Çıkmışlar mı onu bilemem. Şimdi bir şey diyemem, iddia olur. Bir şey diyemem. 5 kişi geldi buraya, doğrudur. Ama diğerlerini ben kimseyi görmedim. Ama Türkiye'de yoklarmış, Türkiye'ye dönmemişler. Türkiye'den çıkış yaptıkları görülüyor. İftira da atmak istemiyorum, bir şey diyemem. Önemli bir gündem. Türkiye günlerdir bunu konuşuyor. Bir belediye ve yurt dışında bir firma aracılığıyla açıkçası size yöneltilen suçlama şu, belediye ve sizin şirketinize karşılıklı olarak bir İnsan kaçakçılığında rol almakla suçlanıyorsunuz. Abi şu an bak, yapılan bütün resmiyetlere göre benim okuduğum kadarıyla vali imza atmış. Tamam mı? Vali imza atmışsa, belediye imza atmışsa, derneği hiç tanımıyoruz. Dernekten bahsediyorlar. Hiç görmemişiz, hiç konuşmamışız.
Şöyle özür dilerim. Şöyle bir bizim suçumuz yok işin içinde. Şöyle Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği. Bunlarla hiç temasınız olmadı mı? Hiç temasımız olmamış, hiç tanımıyoruz kendilerini. Yani bu 7 Eylül 16 Eylül 2020 böylesi bir etkinlik olmadı. Siz sadece 4 kişiyle görüştünüz. Onları misafir ettiniz, 4, öyle mi? 4 müydü? 5 kişi. 5 kişi. Peki onları geldiğinde hani hangi amaçla misafir ettiniz? Neden başvurdular? Yani niye geldiler sizin yanınıza? Onlar bir tanıdık aracıyla bize başvuru yaptılar. Gelip misafir olacağız dedik. Buyurun gelin. Kapımız herkese açık. Size de şimdi biraz önce söyledim. Kapımız herkese açıktır. Masrafları falan Mega Kilit ödemiş. Kilit hiçbir şey ödemedi. Kendileri hepsini ödemiş. Yani zaten bir haberde gördük. Diyorlar kendileri biletlerini almışlar, şey yapmışlar. Bizimle hiçbir alakası yok. Hiçbir şeyin masrafını da ödememişiz. Buradayken yemeğe gitmişiz veya gezmişiz. Bu başka bir şey. Ama bu biletmiş, bu otelmiş, bu şuymuş. Hiçbir şey biz ödememişiz. Mega Kilit'in içinde şey de var. İnşaat şeyi de vardı. Biz şimdi çıkarttık. Mega Kilit eskiden şey yapıyordu. Gaş kilidi ve şipil halleri var. Daha sonra emlak işine döndürdü. Özür dilerim. Şipil hale dediğiniz oyun salonları değil mi? Şans oyunları oynatılan salonlar. Yani şipil hale. Siz de Almanya'da yaşıyorsunuz biliyorsunuz. Hayır ben biliyorum ama herkes Almanca bilmediği için soruyorum bunları size. Faaliyet alanınızda ne çevre ne bu tip belediyelerle organizasyon bunlara dair hiçbir şey yok. Yok abi yok. Şimdi dediğim gibi bizim arkadaşın aracıyla bizi aradığı zaman misafirimiz oluyoruz diyoruz. Buyur gelin. Olabilir. Bir de hani Türkiye'de biz buradan gittiğimizde hani bir belediye senden bir şey istemiş. Şeydir yani bir oraya gidiyorsun bir işin düşer oraya bir ne bileyim yani bir çevre yapıyorsun örneğin. Böyle yani bir vaatte bulundular mı? Belediyelere yani? Fazla bir şeyleri yoktur. Önem falan vermiyorlar. Belki biz vermiyoruz ama Türkiye'de biliyorsunuz yani hele bir de iktidar oldu mu ister istemez insan şey yapıyor yani kafasında aklında tak yapıyor. Yani bir gün senin de bir işin olmalı düşün. Sen de onların misafiri olursun. Size bu noktada herhangi bir vaatte bulundular mı? Yok. Bir ücret ödediler mi bunun için? Yok bir şey ödemedik. Röportajın son bölümünde Mega Kilit şirketi çalışanı olduğunu söyleyen Ersin Kilit'e şu ana kadar haklarında bir soruşturma olup olmadığını sordum. İşin enteresan tarafı ben bugün kısa bir internet taraması ve telefon trafiğiyle Ersin Kilit'e ulaşabildim. Ama 500 metre yakınındaki Hanover konsolosluğu firma yetkilileriyle şu ana kadar temasa geçmemiş. Türkiye'den de ne İçişleri Bakanlığı ne Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nden kimsenin kendilerini aramadığını söylüyorlar. Size herhangi bir şekilde Alman makamlarından şu ana kadar bir başvuru olmadı. Doğru mudur? Almanlar şu an öyle bir yetkileri yoktu bize başvurmalara. Hı hı. Ama bu verdiğiniz, özür dilerim, bu gönderdiğiniz davetiyeleri kullanan kişilerin ülkeyi terk etmemesi sizin için sorun teşkil etmiyor mu? Bilmediğim için soruyorum. Valla herhalde bizim de, affedersiniz bir cümle kuracağım, bizim de kafamız bokun içine girdi. Nasıl kurtaracağız, nasıl olacağız ben de bilmiyorum. Peki siz bu olaydan sonra belediye yetkililerini arayıp ya bize böyle bir kötülük yaptınız, böyle bir şey söylediniz ama şimdi bizim başımız dertte dediniz mi? Aradınız mı mesela belediyeyi? Ben aradım, telefonlarını kaldırdım. Zaten konuşmuyorlar şu an. Sizin de haberlerde gördüğünüz gibi vali şey yapıyormuş, vali açıklama yapmış. Vali şu an işin üstünde duruyor, araştırıyorlar. Müfettiş var işin içinde. Araştırıyorlar. Biz de çıkmazsa isteriz yani. Yeşilyurt Belediyesi, AKP'li belediye sizi aramadı mı? Ya da siz aradığınızda görüşmüyor sizinle? Yok ben aradım, kimseye ulaşmadım. Belediye aramadı ama yani Türkiye'de bu konu konuşuluyor. İçişleri Bakanlığı'ndan, yetkililerden böyle bir olay olmuş. Sizin bilginize başvurmak istiyoruz diyen abi, oldu mu? Şimdi bazı yalan şeyler de vardır. Gazeteciler de bazen yalan konuşuyor. Konsolosluk bizden buradan 500 metredir. Konsoloslukta hiç bizi aramamışlar, hiç de bizi sormamışlar. Yani yalandır. Yani bahsettiğiniz hangi konsolosu? Hanover. Ama dediğim gibi yani biz 2011'de gittim oraya 500 bin euro param gitti. Yine beni kandırdı. O zaman akıllanmamışsınız demek ki. Yani başınıza bunlar gelmesine rağmen 45 kişiye davetiye göndermek. Maalesef. Sizce ne olur bu iş? Biz yine mi yandık? Hiç bilmiyorum. Siz kuralları, kanunları daha iyi biliyorsunuzdur. Ben bu konuda hiçbir şey diyemem. Evet. Almanya şey yapmaz ha. Türkiye'de en azından biz şu an sıkıntı çekeceğiz.
Türkiye'den Almanya'ya insan kaçakçılığı skandalının taraflarından Mega Kilit Gambia'nın sorularımıza verdiği cevaplar böyle. Elbette ki Ersin Kilit olayı kendi cephesinden anlatıyor. Neden geçmişte böyle bir organizasyon yapmadıkları halde tanımadıkları 45 kişinin Almanya'ya gelmesine aracılık ettikleri kısmı hala muğlak. Ayrıca CHP'nin kamuoyuyla bir kısmını paylaştığı resmi belgelerin hepsinin silinmiş olduğunu söylemesi de kafa karıştırıyor. Soruşturma derinleştikçe olay mutlaka netleşecektir. Ama şurası bir gerçek. 2021 yılı AKP Türkiye'sinde Türkiye'den ümidini kesen insanlar ülkeden kaçmak için AKP'li yöneticiler eliyle AKP'li belediyeleri paravan olarak kullanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP üst yönetiminin de şu ana kadarki sessizliğini not etmek lazım. İşin özü, ortada çok ciddi bir skandal var. Bekleyip göreceğiz. Bakalım ne olacak. Bugünlük bizden bu kadar. Yayını kapatmadan önce sizden ricam, lütfen yayını beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Patreon ve katıl butonuyla da bolda destek olabilirsiniz. Bir başka yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.